ilişkin? Tam tersine çalışır mı? Bunu yani şu ana kadar gördüklerimiz, evet çalışır. Çünkü Şii kültürü bir şekilde direnmeyi öngören bir kültür. Yani bütün işte zorluklara karşı pasif direnişi de aynı zamanda öngören bir kültür. Yani bunu şeyden de görebiliriz. Hani her sene yapılan işte bir takım törenlerden ya da işte insanların bütün acılara rağmen hani yaşamaları gerektiğinden ve bunlara direnmeleri gerektiğinden yola çıkarak orada böyle bir düşünce söz konusu. Ve aynı zamanda tabii İran çok güçlü bir devlet. Yani mesela bir işte Suriye'de bir takım olaylar meydana geldi ya da Libya'da geldi ya da Mısır'da ya da başka yerlerde. Ama İran daha otoriter bir devlet ve muhtemelen oluşacak herhangi bir rahatsızlığı çok sert bir şekilde de bastırabilecek bir devlet. Ki bunu bundan bir süre önce gördük yani ekonomik zorluklar nedeniyle halkın sokağa çıktığı dönemde gördük. Ama İran'ın fay hatları yok mu? Evet var. Yani Sünni Araplar var, diğer yandan Azeriler var, işte Türk asıllı bir azınlık söz konusu, diğer yandan Kürtler var mesela hani güneyde. Dolayısıyla İran için her şey kolay değil ama İran çok güçlü ve kimseyi dinlemeden, yani hani insan hakkı tırnak içinde meselesini göz ardı ederek aynı zamanda olayları bastırabilecek bir şeye sahip. Diğer yandan tabii İran'da ne olursa olsun devlet mekanizması, seçimler daha doğrusu, parlamento ve diğer kurullar işliyor. Ve çok çok zor bir durumda muhtemelen seçime giderler ve bunu yenilerler. Ve bu durumda halkı kontrol etmeyi başarabilirler. Ama dediğim gibi bütün bunlara gerek kalmadan İran'daki Şii kültür bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ya da işte kendilerinin ifadesiyle emperyalizme karşı direnmeyi öngören bir kültür ve bu kültür güçlü İran'da. Dolayısıyla bir dayanabileceklerini zannediyorum. Yani Amerika'nın bu konuda rahatsızlık yaratsa bile çok da başarılı olacağını düşünmüyorum.